Yalan demeyeceksin, haram yemeyeceksin, doğru çalışacaksın. Şimdi çalıştığıma hiç pişman değilim İsmail Bey, hiç. Neden duygulanıyorum biliyor musun İsmail Bey? Çok fakirdik. Neydik, ne olduk? '56'da Gebze'ye geldim. Aslen Trabzonluyum. Mesleğim yorgancı. Çok ızdırapları çekerek aşağı yukarı 30 sene evvelinden bir hayır yapmak istiyordum. Bir çame, bir okul, bir huzurevi diye kalbimden geçiyordu. Allah'ın izniyle bana nasip oldu. Bunu bir senede yaptık. 18 ders olarak devam ettirdik. Bir sene sonra açtık burasını. Gebze'nin önemli isimlerinden biri olan hayırsever, örnek iş insanı Muzaffer Altıntaş, sel ve heyelan felaketi yüzünden Trabzon'un Sürmene ilçesinden Maçka'ya göç eden ailenin çocuğu olarak 1936 yılında Maçka'da dünyaya geldi. Muzaffer Altıntaş'ın dünyaya geldiği tarihte İkinci Dünya Savaşı yaşanır. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na girmemiştir ancak bütün sıkıntıları yaşar. Muzaffer Altıntaş'ın babası 4,5 yıl askerlik yapar. Çeşitli sıkıntılara rağmen Muzaffer Altıntaş 1952 yılında çalışmak amacıyla İstanbul'a gelir. Ortaköy'de 12 ay yorgancı çıraklığı yapar. Bir sene kalfa olarak işine devam eder. 1956 yılında Gebze'de tek başına kendi dükkanını açar. Farklı işlerle de uğraşan Muzaffer Altıntaş, otobüsçülük, minibüsçülük, kamyonculuk ve yazıhanecilik yapar. İlk defa 30 arabası olan ve halkın takdirini kazanan Gebze'nin ilk taksisi, yazıhanesi, Park Taksi'yi kurar. ...35 sene bir mobilyayı kullanan ailem vardı. Hala da hatıra olarak yazdığımda saklarım. Bugünkü nesil bana göre, fikrime göre biraz musraf. Lükse gidiyorlar. Lüks bir şey değildir. Temizlik önemli. Yamalı pantolon giyip büyüklerimiz öyle derdi ama temiz olsun. Allah'ın yolundan giden adam her daimi kazanır. Atmayacaksın, dökmeyeceksin. Eskiyi yamadım şimdi keyilmiyor, ayıp deniliyor. Ama yeri geldi mi ayıp değil. Temiz olsun, yamalı olsun. Çalış, tut. Çalıştığının yarısını ye, örnek veriyorum. Yarısını ye, yarısını da bir kenara koy. Ha yetmedi, üçte ikisini ye. Yetmedi. Yani 100 lirada 10 lira bir kenara koy. Bir gün gelir de lazım olur sana. Büyüklerimiz bizlere böyle anlattı. Biz fakirlikten yetiştik. ...1977 yılında bugünkü Hotel Anibal'ın müteahhitliğini yaparak kendi imkanlarıyla temelini atıp 4. katına kadar tamamlar. 2004 yılında Gebze Tarihi Sultan Orhan Camii'nin restorasyonunu yaptırıp halkın hizmetine sunar. Okumayı çok istemesine rağmen okulunu bitiremeyen Altıntaş 13 yaşındayken çalışmaya başlar. Azmi ile iş hayatında başarıyı yakalayan Altıntaş, kendi adını bir okul yaptırır. Rahmetli eşinin adına da Hadiye Cemre Altıntaş adında bir okul yaptırır. Hastane yok, doğru dürüst burada bir şey yok. İstanbul'a gittiğim zaman pasta getirdi bana.
İstanbul'a mal almaya gittim, ona giderken pasta getiriyorum ona. Bakın daha da bekliyor ben İstanbul'a gittim diye. Telefon yok. Evlendik. Rahmetli kayınpederim, Allah nur için yazıyorsun. Kaynanam çok iyi bir insandı. Kaynanam benim yanımda evlat gibi bana baktı. Aynı bir erkek oğlan gibi. 28 sene benden beraber baktım, mezara elimden koydum. Kaynananı. Örnek. Ve eşiniz vefat etti, onun adına da bu okulu yaptınız. Evet. Yaptınız, mutlusunuz. Evet. Ve... Mutluyum, çok mutluyum işte. Benim o dediğim gibi yattığım zaman, ey dedi Muzaffer, Allah nur için ya. Bak sonra yüzünden bırak. Çocuk demek, cumhurbaşkanı demek. Bir gün gelecek bu yetiştirdiklerimiz, çocuklarımız bizi Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olabilir. İlle ki olacak. Biri gider, biri gelir. Benim bunlara, analarına ve babalarına ve dedelerine verecek olduğum şey şudur. Çocuklarını para yemesine alıştırmasınlar. Para kazanmasına alıştırsınlar. Çocuklarına ne kadar verirsen çocuktur bu, o kadar yer, o kadar harcar. Bilmez çünkü. Şimdi çocuğun iyi olması için bana göre ana, baba, dede. Çocuk sevilir. Ben çocukları çok severim. Çocuklarım çalışmadan geçti dedim ya sana. 38 kilo kerenden 43 kilo giden inek bakardım. Meyyada inek sağırdım, kendi hayvanlarımı pakardım, sağırdım, peynir yapardım, yağ yapardım, kışında yerdim. Kaç yaşında yapardın bunu? Kaç yaşında mı? Yanılmıyorsam yaşımı tam bilmeyeceğim de işte 9, 10, 11, 12, 13 yaşına kadar memleketteydim. İnek sağmak, peynir. Evet, çalıştım. Yani çalışa çalışa buraya geldim. Çalışmayı da çok seviyorum. Yaşlıların yaşam kaliteleri yüksek bir ortamda, kendi akranları ile huzur içerisinde yaşamalarını isteyen Altıntaş'ın 30 yıldır gerçekleştirmek istediği ama bugüne kadar gerçekleştirme fırsatı bulamadığı bir projesi daha var. O da Gebze'de bir huzur evi yaptırmak. Geçmişi, geçmiş anıları, hayatı, hatıraları geleceğe aktarmak gerekiyor. Buraya gelince 200-300 yıllık bir geçmiş, bir Muzaffer Altıntaş'ın kolay bugünlere gelmediğini gördük. Hayatını belgeselleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak istedim. Sevki kalıcı. Çocuklarıma da, torunlarıma da söylüyorum. Bunun eğerim satması, yıkması, taşınması gerekiyorsa bir hayır kuruluşuna, aynen hayır kuruluşuna aynen bunları hibe edilecek. Parayla ve parayla satacak hallerde olmaması lazım. Torunlarıma ve çocuklarıma ve torunlarımın torunlarına söylüyorum. Vakıf olması lazım. 8, 8.5, 9'a kalmayacaksın. Dükkanını açacaksın. El rizki de Allah diyeceksin.
içine gireceksin, temizleyeceksin, selam vererek dükkana gireceksin. Beylerin sözü önemlidir. Beyin sözünü tutmayan muvaffak olamaz. Bir Allah'ın sözü, iki ana babanın sözüdür. Hocaların da aynıdır ana babayla. Tekiş yüksüğü derler. Yüksük. Yüzük değil, yüksük. Bunu parmağa geçirirsin, bununla beraber hayatımı kazandım. Şimdiki nesil, bu nedir diyor. Bir yorgan var, yorgancık var. Yorgan var, pattaniye var. Bu, görmüş olduğun şu yorganı bakın, şuna. Şu, ipekli yorgan, çizip, tepeşirden çizip, dikip modeline, bu model bu. Bunu bugün kenara gelse bunu çizemez, dikemez. Kaç tane üniversite? Sanatkar, sanatkar, sanatkar. Neden diyorum sanatkar? Her işin, mesleğin sanatı vardır. Ben üniversite bitirdim. Bitirebilirsin. Güzel bir şey. Biz onu tenkit etmiyoruz üniversite niye kurdun diye. Ama sanatın üstüne ben şey tanımıyorum. Ben tane üniversite okursan oku. Bir şeyi yapabilmek. Üniversite İsmail Bey, üniversite okudu, abunun çizme çizmeni, dikmeyi bırak. Şunu. İşte benim sermayem şu. Şu. Ha. Allah'a şükürler olsun, 35 senelik otelciyiz, 70 senelik, 67-70 senelik de esnafım. Esnaflığımda sözüme sadığım, sözüme nasıl sadığım, işimin başında kelene, kidene ilgilenirim. Allah'ın yolu, peygamberin kalbiyle beraber işime devam ederim. Küçük bir çocukken başladı onun hayatla mücadelesi. Hiç bilmediği bir şehirde alın teri döktü hayatını kazanabilmek için. Küçücük omuzlarına yüklendiği yük kimi zaman ona ağır geldi belki ama pes etmedi. Çalıştı, didindi. Çocukluk yıllarında yaşamayı hayal ettiği çok şey içinde kaldı ama şimdi başka çocuklara, başka canlara umut oldu. Taş tarafından yetiştirildik. Ekonomi ve yüksek okul mezunu gibi bir staj görmüş olduk. Aile sloganı olarak da paraya hiç önem vermeyiz, müsrüfü de hiç sevmeyiz. Muzaffer Altıntaş'ın sözüdür babamızın.